Evet, en son genel iletişim kısmında kalmıştık. Burada çok önemli arkadaşlar. Burada baya bir jQuery kullandık. Aynı zamanda veri tabanından da ne yaptık? Verileri aldık. Ülkeleri buradan seçtik. Buradan seçtikten sonra şehri seçtik arkadaşlar. O şekilde işlem gerçekleştirdik. Yani burada Türkiye'yi yazdıktan sonra işte farklı bir yer seçim. Ondan sonra arkadaşlar Türkiye'yi seçim. Hoppa. Türkiye'yi seçtim. Seçtikten sonra arkadaşlar şehir geldi bana. Hangi şehirse onu seçtim. İstanbul dedim. Onu seçtikten sonra da ilçe geldi arkadaşlar bana. Hangi ilçe ise onu seçtim. Ve işlemimi yaptım. Bunların hepsi arkadaşlar veri tabanından geldi. Database, e-ticaret DB'nin içerisindeki tables'lara bakarsak arkadaşlar buradaki işte yapının içerisine arkadaşlar geldi. Hatta ilçeden sonra mahalle, mahalleden sonra street caddeye kadar arkadaşlar sokağa kadar ne yapabilir? Gidebilir. Ya, bu şekilde de çalışıyor arkadaşlar sistem. Bakarsanız ben de şu an ülke olarak Türkiye'nin bütün ülkelerin listesi var fakat Türkiye'nin şeyi var. Ne diyeyim artık? Şehirleri var. Şurada city kısmında Türkiye'nin şehirleri. Şehirlerin içerisinde bütün ilçeler var. İlçelerin içerisinde her ilçe, bütün mahalleler var. Mahallelerin içerisinde bütün sokaklar var arkadaşlar. Şeye kadar direkt adres kapı numarasına kadar şey yapabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. O şekilde tam adres bilgisini elde edebiliyoruz. Özellikle bizim e-ticaret sisteminde kargo aktivitelerinde şurada burada çok fazla kullanacağımız bir sistem. Bu sistemin yazılımında da size nasıl yapacağınızı gösterdim. Bir önceki videoya bakarsanız arkadaşlar işin bu tarafını görebilirsiniz. Devam etmek isterseniz burada dediğim gibi mahalle koyarsınız. Mahalleden sonra da sokak koyarsınız. Ülke, şehir, ilçe, mahalle ve sokak şeklinde ta kapı numarasına kadar gidebileceğiniz bir platform oluşturuyor. İşte emlak yapısı oluşturdunuz diyelim. O şekilde yapabilirsiniz ya da benzeri bir şey kullanabileceğiniz bir sistem, bir platform. Ben işin ilçe kısmına kadar olanını yazdım. Bir önceki videoda var. Aynı zamanda ders dokümanlarında da var arkadaşlar. Şimdi işin yönetici bölümüne geçelim arkadaşlar. Admin bölümüne geçelim. Hemen sidebar'a geldim arkadaşlar. İletişim ayarlarında Collapse Trio olarak burayı vermişim. Şuraya da da yönetici ve şifre. Direkt yönetici ayarlar diyelim. Oradan şifreyi yazarız zaten. Yönetici Collapse for olarak yazalım. Collapse for olarak şurayı da güncelleyelim. İstediğiniz kadar collapse yapısı oluşturabilirsiniz bu şekilde. Yönetici ayarlarda arkadaşlar bir admin bilgileri olsun. Yönetici bilgileri diyelim daha doğrusu buraya. Bir de şifre işlemleri. İki yapı bize yeterli arkadaşlar. Settings, admin, info diyelim buraya. Buraya da arkadaşlar password diyelim. Admin, info ve password diye iki tane yapı.
İki tane action kullanacağız arkadaşlar. Admin info ve password isminde iki action yapımız oluşacak burada. Şu arkadaş admin info action'ı geldiğinde aktif olacak. Şu arkadaş da password action'ı geldiğinde arkadaşlar aktif olacak. Bu şekilde yapalım. Bu arada şurada şu ismi bir gıcık oldum, sileyim ya. Tab barındaydı herhalde. Tab bara bir bakayım arkadaşlar. Şu ne olacak arkadaşlar? Et model nokta site nokta admin name'di herhalde. Buradan. Şuraya da arkadaşlar bizim favikonumuz var diye o simge gelsin. Ya oraya çok yakışır. Upload image at model nokta site nokta favicon image nokta at model nokta site nokta favicon extension'da herhalde. Bunu da şöyle yapalım bir. Evet. Şuradan baktığımızda arkadaşlar profile settings profile password change password diyelim arkadaşlar. Edit profile ve change password diyelim. Profil. Yönetimi ilerleyelim arkadaşlar. Oradan o bilgiyi yazacağız. Burada da şifre işlemleri olarak mı yazdık? İngilizce'de çok güzel oluyor da Türkçe'de biraz change password diyor. Şifre değiştir. Biraz şey geliyor. Ama şeyde çok güzel. Edit profile kelimesi çok güzel ama profili düzenle diye bir şey. Profil düzenle şifre değiştirelim. Profil düzenle. Yönetici resmi de biraz şey olsun. Fon değil de veya user evet, daha şık oldu. Profil düzenle ve şifre değiştir sayfalar arkadaşlar. Şimdi admin içerisine bakalım arkadaşlar. Neler koymuşuz? Login, logo, SMTP, social. SMTP bana şeye çok uygun. Şifre aktivitesine ve yönetici işlemlerine. O yüzden SMTP'yi ne yapıyorum arkadaşlar? Çokluyorum. Bunun için admin info yapayım bari burayı.
admin info'ya koyayım arkadaşlar. Profil düzenle. Profil olarak güncelleyeyim burayı. Update admin info mu demiştik? Adı yönetici. Adı mail adresi. Burada diğerlerine gerek yok. Bu şekilde çalışacak. Title değil de admin name olacak arkadaşlar. Admin name olacak. Admin name. Admin İşin kontrolünü de yapalım. İşin infosunu direkt alalım arkadaşlar. Şöyle düzenleyelim. Info diye. Admin info. Update. Admin info. Admin name. Admin name. Admin admin info'ya gitsin. Bakalım bir burayı bir çalıştıralım. Evet, profil düzenleme sayfasına tıkladığımızda bakalım
Evet. Güncelleme yaparsak da bu arada sayfa patlamasın diye arkadaşlar şuradan tekrar kontrol edeyim. Evet, update amfi admin info diye güncellemişim. M nokta Kasım Sular olsun. MK Sular hotmail.com olsun. Güncelledi dediğimde arkadaşlar. Güncellendi. Bir sıkıntı var mı ona bakayım bir. Yok. Tamam, burası çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Tekrar eski haline getireyim. Mehmet Kasım Sular, mksular@gmail.com. Evet. Güzel burada. Gayet keyifli. Profil düzenlediğince buraya geldim. Şimdi işin şifre tarafına bir geçelim arkadaşlar. Orada da şeyi kopyalayayım direkt. SMTP'yi kopyalayayım. Ctrl C, Ctrl V. Pass Word tarafına geçeyim. Şifre değiştir. Bu arada title'ımıza profil düzenli süper. Değiştir. Şimdi password, new password, confirm password diye 3 tane değerimiz olacak arkadaşlar burada. Update password diyeceğiz burada. Update password diyeceğiz. Bunları bir şey yapalım. Kullanıcı ve şifre. Aha şuradan. Ne diyeceğiz arkadaşlar buraya? Mevcut şifre diyeceğiz. Name, password, ASP4, burada password diyeceğiz arkadaşlar. Bu arada en son o sıkıntıyı yaşamamak için bir şey yazmıştım. Onunla ilgili size bilgi vereyim. Şu olay arkadaşlar. Password'ın ve e-mail adresin arkadaşlar zorunlu olması ile ilgili buradan şeyi verdim. Sitenin içerisinde arkadaşlar. Şimdi password ile beraber arkadaşlar bir şey daha ekleyeceğim. New password. Burada new password'umuz vardı hatırlarsanız. Bu arada siteden bakayım arkadaşlar ben ona. Siteye bir bakayım. Password doldurulması zorunludur. Yazmışız. New password var mı burada? Password new ve password new confirm. Şu kavramlar arkadaşlar, şu ikisini de başına getireceğim. Password new. Ve password new confirm. Doldurulması zorunlu. Yani bu iki arkadaşın doldurulması zorunlu. Bir de bir compare olayı var arkadaşlar. Bu arada bu arkadaşın data type kısmına şeyi girmemiş miyim ben? Password'e data type'ı girmemişim. Onu unutmuşum herhalde. Hemen data type parantez içerisine
Data type nokta password gireyim de canımız sıkılmasın sonra. Aynısını şeyde de gireyim. İndeks ve modelde de gireyim arkadaşlar. Pardon. Password new'miş arkadaşlar. New password değil. Password new. Bunda da data type'ı yine. Bu şekilde. Password new confirm'de arkadaşlar compare etmesini istiyorum. Bir tane daha şöyle bir şey oluşturacağım. Burada da arkadaşlar bir compare olayını gerçekleştireceğim. Diyeceğim ki compare neyle compare edeceğimi soruyor. Ben de diyorum ki password new ile compare edeceksin. Password new ile compare edeceksin. Ve error mesajın da şifreler uyuyor olacak arkadaşlar. Aynısını öbür tarafa da getireyim arkadaşlar. Site tarafına da götüreyim. Data type ile ilgili sıkıntımız yok. Password new ile ilgili sıkıntımız var. Password new'in konfirminde bunu yazacağız. Bir de her ikisine de şu satırı kopyalayacağız arkadaşlar. Herhalde sorunum çözüldü gibi. Password new confirm. Evet. Bir bakalım arkadaşlar burada. Pardon, neredeyim ben? Password kısmındayım. Mevcut şey password. Burada tabii value değeri yok. Danger password. Mevcut şifre. Dedim ki bu. Yeni şifre password new. Şimdi bu tarafı önemli arkadaşlar. Password new. Password new. Bir de password new confirm var arkadaşlar. Password new confirm. Password new confirm. Password new confirm. Yeni şifre doğrula diyeyim. Bakalım bir. Bu arada admin controller'da işin şey kısmını yaptım mı? Admin info'yu çoklayayım. Info değil de password olacak. Buradan da password gelecek. Bir şeyi unutmayalım. Gelecek.
Update password olacak bu. Buradan site ID gelecek. Şimdi bir, bu arkadaş bu bilgiyi verecek. Ama ilk kontrol etmemiz gereken şey ne arkadaşlar? To update'deki password'le bu arkadaşın göndermiş olduğu password, yani mevcut şifre birbiriyle uyumlu mu? Mevcut şifre birbiriyle uyumlu mu? Önce hemen onu kontrol edelim. Yani to update olduğunu gördükten sonra. Dedik ki arkadaş, to update nokta password eşit eşit hosted datanın içerisinden gelen password ise şu işlem gerçekleşecek arkadaşlar. Else olduğunda da şifre hatalı diyecek. Mevcut şifre hatalı diyecek arkadaşlar. Tamam. Ve bu ikisi eğer birbiriyle uyumluysa o zaman ne diyecek arkadaşlar? Password, yeni password'ümüz eşittir. Göndermiş olduğum password new olacak arkadaşlar. Hosted data'da password hosted data'nın içerisinde password new görünmüyor mu? Var. Arkadaşlar çok büyük bir hata yapmışım. Password new olacak. Password new olacak. Şurada edit yapalım arkadaşlar. Pardon. Design yapalım. Burada bir şeyi unutmuşuz. İşin index view kısmında da password name olarak süper yapmışız. Burayla ilgili bir sıkıntımız yok. Burayı doğru yapmışız. Buradaki password eşittir password new olacak arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir şey yok. Bir sıkıntı yok. Burada da bu sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor. Neredesin sen password? Neyse direkt gitsin, tıklayalım da. Burada da bu sorunumuzu çözelim. Herhalde sıkıntısız bir şekilde çalışır diye umuyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Tıkladım. Doldurulması zorunludur.
Yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A artı eksi 4, 5 diye yazdım. Yeni şifre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A artı eksi dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın dikkat ederseniz şifreler uyuşmuyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A artı eksi dedim. Yanlış mı yazmışım? Bir saniye şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A artı eksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A artı eksi. Sıkıntım çözüldü. Şimdi güncelle dediğimde ne yapacak arkadaşlar? Bu arada bu arkadaşı gönderirken update password süper yapmışım. Güncelle butonuna bastığımda mevcut şifre hatalı diyecek bana. Ama nereye gönderdi? Bak orada hata yapmışım. Beni nereye gönderecek? Mevcut şifre hatalı dedikten sonra admin info'ya değil, password'a gönderecek. Bir daha yapalım arkadaşlar. Buradan bakalım, buradan gidelim. Bu defa şifre değiştir dediğimde buradan şifre değiştir sayfası. Ha, link vermemişim. Taba gideyim arkadaşlar. Orayı da düzelteyim. Tab var. Şifre değiştir. Gideceği yer. Profil düzenle slash admin settings slash admin info. Bu arkadaşta password. Evet tıkladım. Giremedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A artı 1, 2, 3, 4, 5, 6 A artı eksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 A artı eksi dedim arkadaşlar. Tebrikler. Bilgiler güncellendi. Bundan sonraki sisteme girişimde arkadaşlar ne yapacağım? Bu bilgilerle giriş yapacağım. Çıkış yapıyorum. Bu arada bu arkadaşı da bir tekrar çalıştırayım. Hala şeye gidiyor. Eski admin controller'daki ayara gidiyor. info@codex.org dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A artı eksi dedim. Sisteme giriş. Yaptım. Çok güzel. Her şey çok iyi. Burada artık çalışıyor. Evet. Şey yapalım. Ürün sayfasına geçeceğim arkadaşlar. Ürün bölümüne. Dilerseniz bir ara verelim. 50 geçiyor. Bölmeyelim yani dersi. 10 geçe görüşürüz. Ürün sayfasına geçiş yapacağız. Kaydı durduruyorum.